Herkese merhabalar. Yeni bir Altını çiziklerimde daha karşınızdayız efendim. Bugün size Altını çiziklerimde gerçekten hepimizi çok yakından ilgilendiren bir konudan bahsetmek istiyorum. Birçoğumuz maalesef özel hayatımızda, yaşamımızda, aile hayatımızda dinlemeyi çok fazla beceremiyoruz. Hiç düşündük mü? Mesela ne için bizim iki kulağımız varken bir ağzımızın olduğunu hiç düşündük mü? Evet. Maalesef düşünmedik çünkü daha çok karşımızdaki kişiyi dinlemekten öte biz ne söyleyeceğimize odaklanıyoruz. Bu 21. yüzyılın en önemli becerilerinden biri aslında dinlemeyi başarabiliyor olmak. Maalesef bu becerimizi son dönemlerde ciddi oranda kaybettik. Bu yeteneğimizi kaybettik. Bunu kazanmamız gerekiyor. Ne için? Sağlıklı bir iletişim ve güzel bir yaşam için dinleyebilme becerisini kazanmamız gerekiyor. Maalesef bunu kaybettik. İşitmek ve dinlemek tabii ki farklı kavramlar. Bunun altını özellikle çizmek lazım. İnsan gün içerisinde duyum eşiği frekansları arasında olan her şeyi işitir. Ama dinlemek bir bilinçli eylem gerekir. Özellikle empatik dinlemek yani karşımızdaki kişiyi anlamak, hislerini düşünebilmek, onun e, hayata bakışını biraz daha kavrayabilmek adına tamamen anlamaya yönelik empatik dinlemeyi başarabilmekse ayrı bir e, sanat. İşlerimizi tabii ki kolaylaştırır. Yani aile hayatımızdan tutun yaşam, iş hayatımıza kadar birçok konuda eğer iyi bir dinleyici isek bu işlerimizi kolaylaştıracaktır. Daha önce de bu yazarla ilgili paylaşımlar biliyorsunuz sizlerde yapmıştım. Kevin Hogan'dan etkili iletişimin önündeki 8 engelden bahsediyor. Bunlardan bir tanesi dinlemek. Gerçekten değerli takipçilerim bu çok önemli. Mesela bir CEO'yu düşünün. CEO biliyorsunuz altında yüzlerce insan olan, çalışan olan ve bu kişilere yön veren, projeksiyon tutan bir isimdir. İşletmelerde önemli bir SEO kurucudur hatta. Bu kişilere baktığımızda mesela bir saat okuduklarını görürüz. Veriler ve istatistikler böyle söyler. İki saat konuştukları 6-8 saat arasında da dinlediklerini görüyoruz. Yani bu veriler bir SEO'ya ait gün içerisindeki zaman dağılımını, zaman yönetimini gösteriyor. Yani 6-8 saat arasında bu kişiler e, dinleyebiliyor. Aslında belki de dünyanın en zor şeyi dinliyor olmak çünkü odaklanmayı gerektiriyor. Ama bunu bugün günümüzde kaç kişi hakkıyla yapabiliyor? Etkili dinlemeyi kaçımız yapabiliyoruz? Bununla ilgili geçtiğimiz dönemlerde bir yazı kaleme almıştım. Merak edenler bunu da internetten bulup okuyabilirler. Kaç dilde dinleyebiliyoruz diye önemli bir ayrıntıydı. Altını çizdim ben bir iletişimci olarak, bir gazeteci olarak dinlemenin önemini çok iyi biliyorum. Dinlemenin bana kazandırdığı çok artılar olduğunu görüyorum. İş hayatımda olsun, özel hayatımda, yaşamımda olsun. Dinlemek gerçekten kişiye ciddi değer katıyor. İşte şimdi bakalım Kevin Hogan dinlemeyle ilgili neler paylaşmış. Bizimle ben de nelerin altını çizdim. Benim ilgi duyduğum bir alan. Özellikle sizinle paylaşmak istedim ki siz de yaşamınızda bu kavramı dinleyebilmeyi tatbik edin ve uygulayın kıymetli takipçilerim. Kevin Hogan şöyle diyor. Unutulmuş dinleme sanatı diye başlık atmış. Bahşedilen en önemli hediyelerden biri duyma duyusudur. İnsana bahşedilen en önemli hediyelerden biri duyma duyusudur diyor Kevin Hogan ve devam ediyor. Bizi gerçekten dinleyen arkadaşlarımızla yakınlaşırız Onlarla birlikte vakit geçirmek isteriz. Yanımızda varlıklarını ve sıcaklıklarını hissetmeyi severiz. Düşünün. Gerçekten de öyle değil mi? Mesela biz gün içerisinde başımıza bir sıkıntı geldiğinde kime gitmek isteriz? Bizi dinleyebilen, bizi anlayabilen kişilere gideriz, değil mi? Mesela doktorlar da bu bağlamda en iyi dinleyicilerdir. Bu da önemli bir ayrıntı. Çünkü empatik dinlemeyi gerçekleştirebilen kişilerdir. Tamamen hastasını veya danışanını anlamaya yönelik e, davranış sergiler. Doktorlar iyi birer dinleyicidir. Devam ediyoruz. Dinlendiğini bilmek insanları mutlu eder. Dinlemek altın bir anahtardır ve topluluk içinde İyi vakit geçirme hazinesinin saklı olduğu gizli sandığı açar. Çünkü bir anda etrafınızdaki herkes daha canlı ve ilginç hale gelir. İnsanları rahat hissettirmenin, onlara iyilik yapmanın ve arkadaşlarınızın, ailenizin, hatta etrafınızdaki herkesin dünyayı gerçekten nasıl gördüğünü öğrenmenin sırrı budur. İyi bir dinleyici genellikle mükemmel bir iletişimci olarak algılanır. Öyle değil mi? Kendinize sorun tavsiye almak için kime gidersiniz? İyi dinleyiciler olan, nazik, sizi denetlemeye ya da yargılamaya çalışmayan insanlara gidersiniz. Bunun sebebi kalbimizde biriken duygularımızı, sıkıntılarımız ve sorunlarımızı onlarla paylaşırken kendimizi özgür hissetmemiz. Ve Tanrı bize iki kulak ve bir ağız vermiştir. Konuştuğumuzun iki katı kadar dinleyebilmek için. Konuşan birini sadece duymayın, onu dinlemeye odaklanın ve kendi bakış açınızı ortaya koyma yerine hayatı onların bakış açısından deneyimleyin. Şimdi bu çok önemli bir kavram. Bunu biz biraz önce de bahsettim. Bu bir beceri aslında. Bunu kazanabiliriz. Bunun çeşitli yöntemleri var. Belki bir videoda da dinleyebilme becerisi kazanma ile ilgili bir video çekerim. Onu da önümüzdeki haftalarda günlerde sizinle paylaşırım. Daha çok biz iletişimimizi üstünlük kurma, suçlama, tartışma yönüne gerçekleştiriyoruz. Öyle değil mi? Bir kişi karşımıza konuşuyorsa eğer onun ne söylediğini değil de ona cevaben ben ne söyleyeceğimi odaklanıyoruz. Öyle değil mi kıymeti takipçilerim? Hiç. Yani dinleme sıfır. Daha çok üstünü kurma, e, tartışma veya suçlamaya yönelik dinleme e, periyotlarından geçiyoruz. Bu önemliydi. Buna da dikkat çekmek lazım. Kevin Hogan devam ediyor. Dinlemek gerçekten unutulmuş bir sanattır. Fırçanızı elinize alın ve sadece duymak yerine dinlemek sanatı üzerine çalışmaya başlayın diyor. Etkili iletişimin önündeki 8 engel, Kevin Hogan dinlemenin önemiyle ilgili güzel paylaşımlar vardı. Bununla ilgili benim de yorumlarım ve e, önemsediğim başlıklar vardı. İşte bu videoda sizinle bunları paylaştık. İletişimin önündeki engellerden biri olan dinlemeyi lütfen becerelim ve iyi birer iletişimci olalım. Yeni videolarımda görüşmek üzere, hoşçakalın.